İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Gesarya Kayseri'de sağanak sele neden oldu. Stepanakert'in Grigor Narayagatsi Üniversitesi'nde Grapar ve Batı Ermenice dersleri düzenlenecek. ABD askerleri Yemen'de El-Kaide lideri Kasim Ar-Raimi öldürdü. İran 3. nesil roket atar üretimini duyurdu. Türk ordusu İdlib'e bir düzine tank ve diğer zırhlı araçlar taşıdı. National Geographic Traveler okuyucularına Yerevan'ı ziyaret etmelerini tavsiye ediyor. Artsakh Cumhuriyeti'nde kitap bayramı düzenlenecek. Batı Ermenistan'ın doğusu aşırı kar yağışı ile ve çığ tehlikesine karşı mücadele ederken Gesarya Kayseri'de öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak sele neden oldu. İlde etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle Aladağlardan gelen sel suları dere yataklarının taşmasına neden oldu. Bazı yerleşim yerleri sular altında kaldı. Sağanak 3 saat etkili oldu. Eğer yağış biraz daha devam etseydi büyük bir afet yaşanabilirdi. Jandarma ve kaymakamlık ekipleri ilde güvenlik tedbiri aldı. Artsakh Cumhuriyeti'nin başkenti Stepanakert'teki devlet tarafından onaylanmış Grigor Narayagatsi Üniversitesi'nde faaliyet gösteren Lutovica ve Hagop Aintaplian adlı Batı Ermenice Armenoloji Bilim Araştırma Merkezi'nde 2 Mart'tan itibaren Grapar ve Batı Ermenice, Batı Ermenice Edebiyatı, Ermeni Sorunu Tarihi adlı dersler 3 aylık periyotlarla ücretsiz olarak başlayacak. Merkez Müdürü Filoloji Bilimleri adayı doçent Amalia Grigoryan, Artsakh Press muhabirine bu konuda yaptığı açıklamada kurslara, üniversite öğrencileri, mükemmel veya iyi eğitimli lise öğrencileri, kalifikasyonu artırmak amacıyla eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler katılabilirler. Armen Press'in Beyaz Saray'ın web sitesinden edindiği haberde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Yemen'de terörle mücadele operasyonu yürütmesi talimatını verdiği ve bu çerçevede de Ar-Raim'in öldürüldüğü belirtiliyor. Beyaz Saray, onun ölümü Arap Yarımadası'ndaki El-Kaide'yi ve küresel El-Kaide hareketini daha da etkisizleştiriyor ve bizi bu grupların ulusal güvenliğimize getirdiği tehditleri ortadan kaldırmaya yakınlaştırıyor ifadesini kullandı. İran İslam Cumhuriyeti Uzay Ajansı Başkanı Morteza Barari, Tahran'ın 3. nesil roketler üretme teknolojisine sahip olduğunu belirtti. Dert Ayem'in aktardığına göre Barari, İran'ın Fars Ajansı'na verdiği demeçte İran'ın Yüksek Kozmik Konseyi'nin desteğiyle bugün 3. nesil roket atarlar yaratabiliriz. İran, Saer adıyla bilinen 3. nesil roket atar yaratma teknolojisini benimsediğini ifade ederken, İranlı bilim insanlarının uzay ve havacılıkta büyük başarılar elde ettiğini de sözlerine ekledi. Rus Vedomosti gazetesinin belirttiğine göre Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerine yakın bir kaynak, Türk ordusunun İdlib'e bir düzine tank ve diğer zırhlı araçlar taşıdığı konusunda gazeteyi bilgilendirdi. Ek ekipmanın tedarik nedenlerinden biri Suriye ordusunun son zamanlardaki başarılarıydı. Örneğin Sarakep şehrinin Suriyeli birlikler tarafından gerici militanlardan kurtarılması. Aynı zamanda Suriye birliklerinin kurtardığı alanda birkaç Türk gözlem noktası kaldı. Kaynağa göre İdlib'deki durum çok gergin. Türk birliklerine Suriye ordusunun bölgenin derinliklerini ilerlemesini önleme talimatı verildi. Ve önümüzdeki günlerde durumun istikrara kavuşmaması halinde durumun kontrolden çıkabileceğini ekledi. Türk ordusunun bu adımları İdlib'de faaliyet gösteren gerici terörist grupların Türkiye tarafından desteklendiğini ve Suriye hükümet ordusunun İdlib'de başarılı olmasını önlemek için her şeyi yapacağının açık bir göstergesidir. National Geographic Traveler okuyucularına Yerevan'ı ziyaret etmelerini tavsiye ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan kendi sosyal medya hesabı olan Facebook sayfasında bu konuyla ilgili olarak sıcak bir turistik yılımız olacak diye yazdı. Başbakan Paşinyan yazısında umarım yurttaşlarımızın birçoğu çalışarak yoksulluğun üstesinden gelmek, zenginleşmek ve zenginleştirmek için önerilen formülümüzden yararlanacaktır diye belirtti.
Edit Print Yayın Evi'nin halkla ilişkiler sorumlusu Roza Grigoryan, Artsakh Press muhabirine yaptığı açıklamada Artsakh Cumhuriyeti'nde 19-20 Şubat tarihleri arasında Kitap Bayramı düzenleneceğini duyurdu. Ona göre tüm Ermenilerin şairi Ovan Nestumanyan'ın doğum gününde düzenlenen kitap bağışlama günü ilk kez Artsakh Cumhuriyeti'nde de kutlanacak. Etkinlik çerçevesinde fuarın resmi açılışı yapılacak. Felsefe bilimleri doktoru, çeşitli uluslararası akademilerin üyesi profesör, eski Dağlı Karabağ Artsakh milletvekili Garen Ohancanyan ve Edit Print Yayın Evi kurucu başkanı Mgırdiç Karapetyan ile görüşmeler düzenlenecek. Ermeni Halk Masalları kitabının yaratıcısı Nazeli Karapetyan'ın Artsakh masallarını okuyacağı bir masal saati etkinliği gerçekleşecek. Ayrıca Tumanya'nın kitaplarının tanıtımı da düzenlenecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Van adlı folk grubu tarafından seslendirilen Nazei Oror adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.